Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Maraton GSM Teknik Servis ve Eğitim Hizmetleri adına teknisyeniniz ve eğitmeniniz ben Hakan ile birliktesiniz. İstanbul Sultanbeyli'den sizlere sesimizi ve eğitim videolarımızı paylaşıyoruz arkadaşlar. Gerek bizzat eğitim almak isteyenler ofisime gelebiliyorlarsa gelip benden bizzat birebir teke tek özel ders eğitimi alabilirler. Gerekse gelemeyenler için de bu eğitim videolarımızı hazırlıyoruz sevgili dostlar. Bu dersimizin konusu ekranda görmüş olduğunuz üzere konnektörler sevgili dostlar. Böyle bir konnektör karşınıza geldiğinde kırık olduğunu farz edin. Sıfırı satılıyor veya aynısının ıskartasını alıp takabilirsiniz. Şimdi bu konnektörümüzü nasıl sökebiliriz? Birincisi arkadan ısıtabiliriz. Hani elimizdeki kırığı söktük farz edin. Şu an sökmesini de göreceğiz. Arka tarafına ısıtıp ön taraftan alabiliriz. Fakat arka tarafında ise bizi bir sim yuvası karşılıyor veya bir entegre de olabilir. Bu durumda ön taraftan sökmemiz gerekiyor. Ön taraftan sökmeyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki işimizi nasıl kolay bir şekilde hızlandırıp sökebiliriz? Şu anda fabrikasyon bir lehimli konnektör görüyoruz. Haliyle sökmesi biraz zor olacak. Söktükten sonra işimiz yine kolay olacak. Her zaman 360-370 arasında söküm yapabiliyoruz. Ben bu sefer 360 yerine fabrikasyon olduğunu bildiğim için 370 ile bu parçayı sökeceğim arkadaşlar. Sonra kendi lehimi orayı temizleyip fabrikasyondan kurtulup kendi 180 derece diyen lehimi aşılayıp parçanın değişimini yapacağım ve hep birlikte görelim. Rüzgarı 3 yapalım. 3,5 yapalım hatta. Lehim sıcak hava üfleme sıcaklığı ise 373 derece. Arka tarafı sim zarar görme durumu var mı? Bakıyorum, kontrol ettim. Sim yuvası vardı gördüğünüz üzere. Arka tarafta zarar görecek bir durum yok ama yan taraflarda entegre ve komponentleri görüyorum. Haliyle benim buraya hızlı bir şekilde girip çıkmam gerekiyor. Kolay bir şekilde yapabilmem için ise burayı hızlıca flux'ımı bol verdim. Hem konnektörün kendisine hem ayaklara hemen etrafında dönüş alıyorum. Lehim ayaklarının parladığını gördüğüm an yoklama çekeceğim. Boşa çıkmış mı kontrol edeceğim. Ya da şöyle bu tarafla bantla kapatabilirsin. Hasır bantla kapatabilirsin. İzole edebilirsin. Sadece buradaki operasyonu yapabilirsin. Sen 360'da 370'de işlemi yapabilirsin. Ben de şu an 373 derecede yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Ayakların erimesini sağlamak için sıcaklığı biraz 10 derece fazla kullanıyorum bu sefer. Bu sefer hızlı bir şekilde orası ısınacak. Hızlı bir şekilde buradan çıkıp kurtulacağız. Bu konnektörü boşa alacağız. Amacımız da o zaten. Parladığını görüyorum şu anda. Ufaktan yokluyorum. Az sonra bize teslim olacak. Ve teslim olmak üzere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam ediyorum. Dönme işlemini devam ettiriyorum. Bütün ayakların aynı anda erimiş olması gerekiyor bizim bunu buradan alabilmemiz için. Ve boşa çıktı. Ortadan ittirmiyorsun. Yamaları plastik de yumuşak şu anda. Tamam mı? Şöyle boşaldım. Hadi. Bazen böyle malzemeyle sohbet edersiniz. Kendi kendinize konuşmaya başlarsınız. Teknisyen adamın böyle huyları vardır arkadaşlar. Konnektörü çıkarttım. Boşaldım. Soğusun. Gördün mü? Konnektörü böyle ortasından hard diye tutmayacaksınız veya geniş olarak şöyle yanlarından tutmayacaksınız. Yapmamız gereken olayı söylüyorum. Kafalarından şöyle buradan tutacaksınız. Şuralar demir gördüğün gibi. Buradan tuttuğunda yamulmadan alıp koyabilirsiniz. Şu an soğudu ve eski sertliğine geri kavuştu. Hemen buradaki fabrikasyon lehimden kurtulmak için kendi lehimle üzerine havyamla baltamla aşılıyorum. Flux dökerim. Flux olayımız rüzgarın da etkisiyle yok olduğu için. Şöyle kendi lehimi geçiyorum. Bak, hareketleri büyük yapma. Elini alıştır sen. Ben alışık olduğum için öyle yapıyorum. Bütün ayaklara lehimlerimi geçtim. Kendi lehimi geçtim. Pili pisliğe takılma. Pili pisliğin şu anda bizi rahatsızlık verecek önemi yok. Şöyle hazırız. Temizleme telimi aldım. Flux orada var. Temizleme telime de flux'ımı dökeyim. Yoksa telimiz istediğimiz gibi emmez. Geldim. Şöyle ısınmasını bekliyorum. Hemen
Bak telde oldu çünkü havyadaki leğimi temizlemedim. Dert etmiyorum. Bir kere daha geçeceğim. Telimi kestim yine. Devam edelim. Telimiz temiz. Burada gram fabrikanın bırak lehimi kalmasın. Rahat çalışabilmek için bize bu yetecek arkadaşlar. Şu an pırıl pırıl temizledik. Hemen yıkayalım. Ve konnektörümüzün yeri hazır arkadaşlar. Iskartadan da burada bozuğu söktük attık. Iskartadan da sağlam bir şekilde söktük, getirdik veya sıfır aldık. Zevk bizim. Daha doğrusu ıskartadan kurtardığında cebinden para çıkmadan olayı çözmüş olursun. Flux'ımızı verelim. İlk önce ne yapacağız? Kendiliğimizi aşılayacağız demiştik. Hatırlayalım. Şimdi bol lehimli bir telle de bu işin neyini yapacağız? Sen söyle. Düzlemesini yapacağız arkadaşlar. Havyamı tekrardan temizlemek için limon tuzuna bandırdım. Ve havyama bir miktar lehim alalım. Telimiz şurada. Lehim telimizi de almak istiyorum. Şöyle dolduralım. Hafiften bir dolduralım. Bakalım ne kadar oraya lehim bırakıyor. Fazla bırakmadı. Demek ki yetersiz. Şöyle bütün ayaklara lehimleri geçelim. Geçmeyen ayaklara da lehim ekleyelim. Tel lehimi veriyorum. 138'de verirsen işin biraz daha rahat olur. Şu an tel lehim ben yaparım. Sen de yaparsın. Geldim. Orası da tamam. Şuradaki ayağın lehim almadığını görüyorum. Orası da tamam. Şuradaki iki ayağın lehim almasını istiyorum. Havyama lehim eklemeye devam ediyorum. Böyle kararsın. Sıkıntı değil o. Yıkayacağız zaten. Onun bir önemi yok. Havya iyice saçmaladı. Gelelim, temizleyelim tekrar limon tuzuyla. Tekrar orayı bir temizleyeyim. Şimdi, önce bir yıkayalım. Tinerle yıkıyoruz. Sellozik tiner mi, propil alkol mü, izopropil alkol mü? Sellozik tiner yeterli, hem daha ucuz. Hem de güzel kafa yapıyor dermişim. Lehim telimizi alalım arkadaşlar. Bizler kaliteli tinercileriz arkadaşlar. Böyle ormanda da sağda solda çekmiyoruz. Direkt bu işi bilumum imalatını ihracatını çekimini yapıyoruz. Tamamdır. Lehimimiz hazır. Şurada ayak birleşim var. Böyle de düzleyebilirsin, tamam mı? Yani süpürge teliyle de yapabilirsin. Böyle de eşit miktarda düzledik şu anda. Bu şekilde de düzlemeyi öğrenmiş olduk. Görelim. Yıkayalım. Gördüğün gibi göremedin. Görelim. Gördüğün gibi hepsi aynı boyda. Aynı boyda değilse süpürge teline bolca lehim alıp şöyle düzlediğinde aynı işi yapmış oluyorsun. Silelim, kurulayalım bir. Tamam. Flux vereceğiz. Flux'ı şöyle ufaktan verdik. Böyle bol flux vermiyorsun. Versen de parmağından siliyorsun. Burada flux mümkün olduğu kadar az olmak zorunda. Çünkü üfleme havamızın
üfleme hızı etkisiyle flux'da kaygan bir madde buradan konnektörümüz uçabilir arkadaşlar, tamam mı? O zaman da gıcık olursun. Bir türlü takamazsın, edemezsin. Şimdi şöyle konnektörümüzü getireyim ekrana. Tamam. Hizalamalar yapacağız. Tinerine diyorum. Cımbızına flux sebebiyle yapışırsa malzeme, ne yapacaksın? Tinerli bezi bandırdın tinere. Şöyle bir bacaklarını sil. Yapışmaz o zaman. Geldim. Hizalamayı ayarlıyorum. Şöyle. Tamam. Biraz da sıcak erittiğimizde şey yapacağız. Şöyle ayarlamasını o zaman. Rüzgarı sıfıra çektim arkadaşlar. Malzemeyi uçurmasını istemiyorum. Şöyle gezerek bir tarafın, yani şu bu bölgedeki bu tiner kalıntılar çıtırtı yapıyor işte. Orayı ısıtarak kaynak olmasını istiyorum. Tamam mı? Şöyle hafiften. Bir iki birkaç ayak tuttu. Şimdi flux verelim. Uçmasına müsaade etmemek için öyle yaptık. Şimdi hizalamasını yapacağız. Ufak tefek yamuk durmaları görüyoruz. Bak hafiften. Şöyle zoom yapayım daha rahat gör bakalım. Gördün mü? Ayaklar tam değil. Ama tam yapacağız. Nasıl yapacağız? Isındığında, eridiğinde sağından solundan dürterek yerleştireceğim. Şimdi bir taraftan ısıtıyorum. Yine sıfır seviyesinde hava. Bak dikkat et. Şöyle hareket halindeyim. Uçuramıyor yani. O kadar güçsüz, zayıf bir hava veriyorum ki. Ama sıcaklık sebebiyle onlar gördüğün gibi hizalamayı yaptım. Bu taraftaki bütün ayaklar şunu da ayarlayalım. Az daha çekelim. Kafadakini beğenmedim. Elim çarptı. Böyle sıcakken de yerine kaydırıp kalktırabilirsin. Tamam mı? Şöyle. Tamamdır. Hizalamayı yaptık. Gördüğün gibi bütün ayaklar kaynak oldu. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Öbür tarafı var. Ve kafalar var. Artık anakartımı çevirdim. Diğer yakayı tarafı şey yapacağım. Şurada bir pislik mi var? Görelim. Burada bir pislik gelmiş. Seni lanet olası pislik, kaynıyor oradan. Tamamdır. Işığımızı biraz daha kısalım. Görüyorsun. Hareket şu. Sadece geziniyorum. Tamam mı? Gezindim. Artık uçamaz. Rüzgarımı artık 3 seviyesine getirdim. 0 seviyesinden 3 seviyesine aldım. Amacım ne? Şu iki kafanın ve bütün şu bir kafa, bir de bu kafa artı bütün ayakların aynı anda erimesi. Uçamaz, kaçamaz artık. Rahat rahat evirip çevirip bunun bütün ayaklarının erimesini sağlıyorum. Tamam mı? Ve operasyonu bitiriyoruz arkadaşlar. Artık bütün ayakları su gibi eridiğini görüyorum. Bitti gitti. Görelim. Soğutma işlemi yapacağız. Tabii ki tiner serpeceğiz. Serptik. Ve yıkayalım. Artık yıkayabilirim. Bezde şöyle bir pansuman yapar gibi iki tarafından kuruluyorum. Ve görüyorum. Siz de görüyorsunuz. Kontrol edeceğiz yaptığımız işi. Olup olmadığını. Şöyle. Tamam mı? Şöyle hafiften kaldır kenarından bak. Gördüm, hepsi kaynak olmuş. Altlarındaki lehimler kaba ve yüksek olduğu için eridiler. Üstteki ayaklarla birleştiler ve bütün haberleşmeleri bize sağlıyorlar. Diğer tarafına da bakalım. Şöyle görelim. Netleyelim görüntümüzü. Gördün mü? Bak hepsi kaynak olmuş. Kafalar zaten kaynak oldu. Artık bu konnektör değişiminin
operasyonunu tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın.